Bugün karşılaşmada sonuç istediğiniz gibi olmadı. Havalimanında yaşananların skora etkisi ne kadar olmuş olabilir? Bugün sahada oynanan futbola bakmamız lazım. Biz buraya umutlu. Bugün biz buraya yorgun ama umutlu geldik. Dolayısıyla ilk yarı 30 dakika dışında daha iyiydik. İlk 30 dakika tedirgin oynadık. Rakip de bu tedirgin oynamamızı, onunla da kontrollü başlamıştı. İki duran topla lehine çevirdi. Oyunun tamamını baktığımız zaman kazanmak için bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettik, üzgünüz. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer konularla ilgili daha konuşacak bir şey. Dün konuşmuştuk. O kim yapmışsa onlara sorun konuyu. We should look to the football played on the pitch and the other matters you should ask to the other officials who are concerned about that matter. We came here tired, but we came hopeful, except the first 30 minutes of the game when we were kind of nervous. We were good and our opponents converted the game toward themselves as an advantage with two set pieces. But I believe that my players showed faith and effort to play better. So that's it. Fatih Bey. Sabah kız Fatih Tuğhan hocam. İki maçta iki puan da iyi olabilir demiştiniz. Üçte iyi demiştiniz. Altı puan büyük başarı demiştiniz. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de iki tane duran toptan gol yediniz. Bir de eksik oyuncuların yokluğu orta sahada nitelik olarak bir sıkıntıya yol açtı. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani tabii bu bir maraton grupta maçlara baktığımızda hangi maçın nasıl olacağını. Ama görünen o ki Fransa, İzlanda ve Türkiye olarak görünen yarışta Fransa'yı daima favori olarak gördük. Dolayısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç da bizim lehimiz olabilirdi. Yani Fransa'ya değil de İzlanda'ya yenseydi daha iyi olurdu. Ama oynadığımız maçta fikstürün böyle düşmesi bu bizim yaptığımız bir şey değil. Yani Fransa maçından sonra burada oynamak durumundaydık. 6,5 saatlik yolda geldikten sonra diğer konulara girmiyor. Ama bunlar ne olursa olsun bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra geçen süre içerisinde bütün oyuncular gayretliydi. Fakat son bölümde bu sefer defanstaki oyuncuların temposu ve direnci düşmeye başladı. Biz de ofansta değişiklik yapmak durumunda kaldık. Çünkü gol ihtiyacımız vardı. O yüzden olumsuzluğu oldu. Rakip de tabii şu anda aldığı puanla yarışı ortak oldu. Oysa bu da bir beraberlik ve galibiyet bizim lehimize olacaktı. Sakatların tabii olmaması yani oynayan oyuncu olarak sıkıntı ama dediğim gibi 3 günde bir maç oynamak da sıkıntı. Sakatlıktan gelip düzelen oyuncu da oynadı bugün. Mesela Dorukhan da oynamayabilirdi, öyle girdi oyuna. Ama diriydi yani, elinden gelen gayreti gösterdi. Hakan sakatlıktan sonra geldi, çalıştı, gayret etti ama etkili olamadı. Dolayısıyla onlara bakarak takımı değerlendirerek olumsuz bakmak istemiyorum. Yani tamamına bakarsak onlardan kötü takım değiliz yani, biz daha iyi takımız. Onun için bugün deplasmanda işte maç fikstürün çıkması, seyahatin olması, bütün bunları işte aynı zamanda duran toptan gol yememiz, dikkat işte genelde bunu bekliyorduk zaten. Çalışma süremiz kısaydı bunlarla ilgili ama olabildiğince kısmen Antalya'da çalışmıştık. Seken top sonrası yani ikinci toplarda hamle yapmamız gerekiyordu. Bu da oyunda da bazen oldu. Ortada kalan toplara, reboundlarda eksik kaldığımız dönem oldu. Özellikle ilk yarıda kaybettiğimiz toplar onlara atak oldu. Aynı şekilde duran topla. Zaten boy olarak avantajları vardı. Ama takipte de avantajları vardı. Orada da eksik kaldık. Bu da skora yansıdı. Two questions. First of all, before the games you said that 6 points would be great. 4 points that's also good. And even 3 points could be understandable under certain conditions. What are your general thoughts? And the second part of the question, you conceded goals from set pieces and you were missing a few midfield players from your selection. Did they play a role in your defeat today? And the coach's answer is, this is a marathon. The qualifying campaign is a marathon. We said in the beginning that France were the favorites and we said that Iceland were our real opponents.
And of course, when you look to the result, it would be better to lose against France rather than Iceland. But regardless of all the conditions that we had while coming here and everything happened in the, you know, the places, we know that with that results, after the win, now that our opponents are in contention. So the draw or maybe our win, of course, would put us in a more favorite condition. And don't forget that we are playing a game once in every 3 days. So this is also something important. Today, Dorukhan might have not played, depending on our assessments, but he played. I don't want to be pessimistic about the result. We are a better team. There were some conditions like a long travel, playing away, the fixture setting. And also, speaking technically, the bounced balls, we were not better. The rebounds, our opponents were really careful collecting those balls. They are also a tall team, so they used that advantage. Gürler Bey. Hocam, oyun çok durdu. 4 sarı kart var. Hamili futbolcularımıza. Hakemin yönetimini nasıl buldunuz? Bir de şunu söylemek istiyorum. İstatistiklere baktığımızda isabetli pas olarak aslında çok çalışan bir orta sahamız var. Fakat sonuca yansıtamadık. Son ana kadar zorladık. Neden olmadı? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hakemle ilgili bir şey konuşmak doğru değil. Çünkü bizim mazeret arama, suçlama durumumuz yok. Yani diğer konuları da durum tespitleri dışında bir şey söylemedik. Biz kendi işimize bakacağız. Buna devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bugün kaybettik, üzgünüz. Ama yarış devam edecek. Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil. İşte kartlı, zamandı, bunlar hepsi tartışılır şey diye sorunuz. Hocam orta sahada çok... Yani tabii paslarımız... aslında iki şey var. Bir, savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım var karşımızda. Bizim ilk bölümde de zaten başladığı zaman oyun başında bizimkiler birinci bölgede pas yaparken onlar basmıyordular. Ortada merkezde top kazanıp atak bizim kaybettiğimiz toplar sonra atak yapmaya çalıştılar. Kısmen bunu kullandılar ve bunu tabii duran toplara çevirmeye çalışıyorlar. Bunda da bayağı tecrübeliler yani o tip sahada maçı kazanmak için her yolu değerlendirmeye çalışan bir rakip. Bu savunmada, zaman geçirmede, işte faul kazanmada bunu çok iyi yapıyorlar. Bunu bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. Yani 3 gün evvel duran toplarda daha iyiydik. Orada da uzun boylu oyuncular vardı, Fransa'da iyi kullanan. Burada seken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Dolayısıyla bu başarısızlık skora yansıdı. Yani bu eksik kaldığımız konu buydu. Bir de ucuz toplar kaybettik ki rakibin o. Orta sahanın iyi olması bizim etkili atak olarak pozisyona ara paslar, ikiye birleri iyi yapmamız lazım. Orada eksik kaldık. Rakip sahada oynamamıza rağmen onlar da o pozisyonda da oyunu bozmaya çalıştı. Başarılı oldular. Again, two questions. There were 4 yellow cards shown for the Turkish team. How did you find the refereeing? And the second part of the question is the number of completed passes from the Turkish team. They weren't quite high. What was the reason? I don't want to speak about the referee because that would be finding an excuse. We should look to our own job. Of course, we are upset because we lost the game. Actually, when you look to Iceland, we see a team that first they would like to do the defending well, and then they start to work on building other things. And especially in the first part of the game, they wanted to collect the balls in the central part and then trying for the attack. And they did several other things like getting fouls or playing for the time. They did this also successfully. When you look to the France game, also they were consisting of tall players. It wasn't different than this, but this match was different. Our missing point was not chasing the bounced balls or not playing 1-2s in a nice way. This affected our game. Başka soru var mı? Fatih Bey. Hocam orta sahada ilgili biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Emre Belezoğlu sakat, Okay sakat ve arkasından da Mahmut'un sakatlığı geldi. Bugün Ozan Tufan da 90 dakika oyunda kaldı. Alternatifiniz var mıydı kulübede? Değişikliğinizde bu sakatlıkların oyunun etkisinde olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi yani iki şey vardı. Bir defansif olarak, başlangıç olarak Kaan'ı ortaya alıp Çağlar'ı oynatabilirdik. O da bize çok defansif gelirdi. Ama hava topunda da etkili olabilirdik. İşte orada
Kenan'ı önde kullanıp hava topunda kullanmak istedik geride ama onu da başarılı olamadık. Yani yediğimiz gollerde de zaafa düştük. Diğeri de defansif değil ama ofansif kullanacağımız oyuncular vardı. İşte Oğuzhan vardı. Yine aynı şekilde Deniz'i kısmen kullanabiliriz. Yunus'u kullanabiliriz. Ama bunlar hep hücuma dönük. O tip oyuncularımız vardı ama tarz olarak işte Okay, Mahmut gibi, Dorukhan gibi oyuncularımız sayısı azaldı tabii. Çünkü sakatlıklar üst üste gelince dün akşamki idmanda Mahmut'unki çıktı. Hatta Dorukhan'ın da bir sıkıntısı vardı ama oynamasına mani durumda değildi. O yüzden onunla başladık. Yani bunlar olacak, futbolda var. Sakatlıklar her zaman var. In the midfield of Turkey, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu and Mahmut Tekdemir, they were injured and today Ozan Tufan stayed on the game for 90 minutes. Who could be the alternatives? When you look to the team composition, we could have played, we could have made things differently, such as taking Kaan to the central midfield and then putting Çağlar to the central defense, but that would make us a more defensive team. Instead, we decided to use Kenan and look for the aerial ability of those players. And when you look in our substitutes bench, we had players like Oğuzhan and Yunus, but they are attacking-minded players. And like you said, when Okay, Mahmut and Dorukhan, you know, when they are out, of course, the number of alternatives were down. That's correct, but that's football and injuries can happen. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.